bakıyorlar sadece. Maskeye bakıyorlar. Teşekkür ediyoruz Aman abi. Mağazaya teşhis kimseyi almıyorsunuz değil mi? Senin masken de yok. Dur ben sana takayım. Olsun. Düşüyor mu? Düşüyor ondan. Öyle mi? Ama maskesiz gezme bak. Yaşın da, senin yaşın da ileride bak. Olmaz mı? Senin yaşın da ileri bak. Maskesiz gezme. Gözünü seveyim. He, al bunu da gene takalım maskeyi. Niye bunu sana niye veriyorum başkanım? Sana niye veriyorum? Hangisi? Nasıl ziyade ya? Selam olsun. Bakın da maskesi de olmasın. Uyarın abi. Ben kim olduğunu söylüyorum. Ben de selam veriyorum. Tabii bu denetimde sizlerin de gördüğü gibi vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu maske ve kurallara uyuyorlar. Tabii bu mücadele tek taraflı olarak idarenin yapacağı bir mücadele değildir. Bu mücadele aynı zamanda topyekun olarak herkesin otokontrol yöntemiyle yapacağı bir mücadeledir. Dolayısıyla Bursa halkımıza da teşekkür ediyorum. Bu maske, mesafe ve hijyen kuralına son derece uyuyor. Ancak benim vatandaşlarımızdan istirhamım, lütfen büyük bir çoğunluğu uyan vatandaşlarımız, uymayan vatandaşlarımızı uyarmalarında fayda var. Çünkü çember her geçen gün daralıyor nihayetinde ve herkesin yakınına gelmeye başladı bu iş. O yüzden herkes sağlıklı bir şekilde kendi tedbirlerini almak zorunda. Biz bu Bursa'da yaklaşık bu iş çıktı çıkalı son derece başarılı olduğumuza inanıyoruz. Verilerimiz çünkü o şekilde gösteriyor. Emir Sultan yurdumuzu, 400 kişilik yurdumuzu hazır hale getirdik. Yaklaşık da 76 kişilik bir emniyetten, sağlıktan, gençlik spordan ve AFAD'dan ve Kızılay'ımız olmak üzere görevli koyduk. Biliyorsunuz bu genelge ayın 11'inde geldi. Ayın 11'inden sonra uymayan vatandaşımız olmadı. Durum bu şekildedir. Şu anda Bursa'da zorunlu karantinada ceza işlemleri yapılan arkadaşlarımız var tabii nihayetinde, ama zorunlu karantinada şu anda hiç kimse bulunmamaktadır. İhlal edilen arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı buradan tekrar sizin vasıtanızla uyarmak istiyorum. Yerimiz, yurdumuz ve çalışmadığımız bu konuda hazır. Benim tavsiyem vatandaşlarımızın kurallara uymasıdır. Kurallara uyarsa yurtta kalmaktan sonra 10 gün, 15 gün boyunca evlerinde kalmaları daha faydalıdır. İnsanın evi en rahat olan yerdir. Çalışmaları biz müdürlükler bazında sürekli yapıyoruz. Tabii 1 Haziran itibariyle normalleşmeye geçince bu çalışmalar ara verilmedi, yine devam etti. Tabii şu an bir yükseliş söz konusu tüm dünyada, Türkiye'de. Bunları biz yine yeni alınan kararlar çerçevesinde valimiz, kaymakamımız, emniyet müdürümüz, komutanlarımız, il sağlık müdürümüz hem denetim hem de uyarıcı amaçlı bu tür çalışmaları yapıyoruz. Yani vatandaşın maske takması noktasında onları uyarıyoruz. Denetimleri bu şekilde sürdürüyoruz ve vatandaşın aslında çoğun uyduğunu görüyoruz. İnşallah çok daha sıkı bir şekilde bu kurallara uyduğumuz takdirde bunu aşacağımızı düşünüyoruz. Maskeyi giymekten sonra aynen hemen lafın aman gözünü seveyim. Allah razı olsun.